Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar hayırlı cumalar diliyorum herkese sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz 5 Ağustos 2022 bugünün ayrı bir önemi var nedir ayrı bir önemi Sportoto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bugün itibariyle resmi olarak başlıyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. inşallah yolun sonu Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla tamamlanacak bir sezon olsun. Ee, tabii ki diğer rakiplerden farkımız şu. Ben her zaman aynı cümleleri söylerim. Yine söylüyorum. İnşallah hak edenin şampiyon olacağı, hak edenin ipi göğüsleyeceği, kollananın, arkasına farklı güçler alanın değil de ciddi manada hak edenin şampiyon olacağı bir sezon olur. İnşallah hak eden de Fenerbahçe olur. Her zaman duamız bu şekilde. Rakip takım taraftarlar gibi ille biz olalım, ille biz olalım. Ne şekilde olursa olsun olalım asla demeyiz. Demeyeceğiz de. Evet sözlerime şöyle başlayalım. Fenerbahçe turun kapısını araladı. Fakat Fenerbahçe turun kapısını araladıdan önce size 27 Temmuz 2022 tarihinde şahsın bir tanesinin söylediği bir cümleyi, daha doğrusu birkaç cümleyi söyleyeceğim. Ne burması abi? Emre Mor nereden çıktı? Lincoln kim? Hayırdır? Sözleşme mi az geldi? Bu oyuncuları getiriyorsun derim ben yönetimin yerinde olsam demişti. Kim olduğunu biraz sonra açıklayalım. Fenerbahçe turun kapısını araladı dedik. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk başında Slovaçko'yu 3-0'lık skorla mağlup ederek gönderdi. Biz de bu maçın puanlamasını yapalım istedim arkadaşlar. Baştan dakikaları zaten biliyorsunuz. Neler olduğunu biliyorsunuz. 48'de rakibin kırmızı kart yemesinin. E, maçın çok önüne geçmediğini de biliyorsunuz. Lincoln'un attığı goller. Vesaire vesaire vesaire. Hakeme gelirsek. Joao Pinero. Salah'ın attığı golde. Golü iptal etti. Gustavo Henrique ittiriyor diye. Ama arka planda katleç Gustavo Henrique ittiriyor arkadaşlar. Bu net olarak ortaya çıktı. Bir. İkincisi. Buruma ceza sahasına girerken bir müdahale var. Ben hani şu şekilde söyleyeyim. Var olsaydı muhtemelen var çağırırdı, gider izlerdi. Penaltı verebilirdi diye düşünüyorum çünkü topa müdahale yok ama skor bir yere geldikten sonra artık hakemler de biraz boşluyor gibi. Onun dışında hemen hemen kusursuza yakın yönetti. Biz Dinamo Kiev maçında o kadar dayak giyip de rakibin sarı kart görmediğine dellenmiştik. O yüzden e, bu açıdan baktığınız zaman da iyi bir hakem yönetimi vardı diyebilirim şahsım adına. Fenerbahçe'yi puanlayacak olsak Ertuğrul Çetin'e 10 üzerinden 10 veriyorum. Niye? Ben hiçbir şey yaptığına şahit olmadım ki. Öyle kalede bekledi. Yani formasının rengi ne renkti arkadaşlar? Hangi renk forma giymişti? Bedavadan para kazandı. Ya geçecek kazı bir tarafa ama özgüvenliydi arkadaşlar de En azından el ayağına dolaşmadı. O tribün önünde, o seyirci önünde bakın. En ufak hata da yuklanabilirdin. Dinamo ki e, karşısında tur geçilince ne olduğu malum. O sayı Bir birçok arkadaşımız hocam o sayi tutuktu diyor. Artık o kadar standartına alıştınız ki o sayı tutuk geliyor size. Yani yapılabilecek her şeyi yaptı o sayı. İyi de hocam bir gol bir asist niye yapmıyor? Arkadaşlar o gün de gelecek. Bu arada takımımızın kenarda durması herhalde sizi rahatsız etmiyordur değil mi? Yani e, skor olarak gözüksün. Samuel'e 8 veriyorum. Evet. E, aksak, aksamaları da vardı o sayenin. Yani 3-4 pozisyonda arkasına adam sarkıttı. Yorgunluktan vesaire olabilir. Keşke Samuel çıkartılsaydı da Burak Kapacağı da izleseydik. Gustavo önemli sizinle çok tartışmayacağım. 2 saat anlatmayla da uğraşmayacağım. On üzerinden 8 veriyorum. Hocam nasıl 8 verirsin falan filan. Gustavo Henrique beğeni topladı. Bu haberle baş... bu haberi kısaca okuyayım. 29 yaşındaki yeni transfer Gustavo Henrique Slovaçka maçında gösterdiği performansa dikkat çekti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique çıktığı ilk resmi maçta Taraftarların büyük beğenisini topladı. Fenerbahçeli taraftarlar Sarla Cevet'te de ilk maçına çıkan Yıldız Stoper'e büyük destek oldu. <laughs> Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da 29 yaşındaki Stoper'in savunmada güven verdiğini vurguladılar. Karşılaşmada zaman zaman <laughs> kusura bakmayın e, aksamasına rağmen tecrübeli futbolcu takım savunmasına yaptığı katkıyla öne çıkarken Slovaçka karşısında 90 dakika sahada kaldı. Zaman zaman Portekiz teknik direktörü Jesus'tan da alkış almayı başardı. Şimdi yine kısaca Uğur Meleken'in de bir açıklaması var. Onu da alarak devam edeyim. Güçlü önde baskı diyor. Deneyimli Slovaçko'nun makine düzenine taşıdığı oyununa karşılık yeni bir Fenerbahçe futbolu var sahada. Jorge Jesus 3. resmi maçta da güçlü önde baskıyı tercih etti. Pres başarılıydı. Yaşlı Slovaçko savunması bolca hataya zorlandı. Ancak tek gelişim bu değildi. Fenerbahçe topa sahipken de geriden daha iyi oyun kurmaya başlamış oyunu. Üstelik bunu burada daha ilk maçını oynayan Gustavo Henrique ile başarmak da önemli. Yani Gustavo Henrique'nin geriden oyun kurma özelliğine değinmiş. Dünün konuşulmaya değer tek adamı Gustavo Henrique değildi elbette. Hazırlık döneminde inişte çıkışta bir grafik çizen Lincoln beni ziyadesiyle mahcup etti diyor. En azından diyebiliyor yani böyle cümleyip hem özgüven hem de kalitesiyle onu izlemek büyük bir zevkti dün gece diyor. Şimdi in inşallah bu kısmı anlatabildim arkadaşlar. Hani geriden oyun kurma rolünü ve şey rolünü. Bunu da geçtik. Devam edelim arkadaşlar. Atilla Salahi 10. Katışıksız 10. Bir de golü verilseydi. Ferdi Kadıoğlu. Hücumda çok aksadı. Savunmada çok aksadı. Hani çok aksadı derken sayı adet olarak değil. Benim gözümde çok aksadı. Ama hırsı, mücadelesi, desteği, takıma katkısın takdire şayandı. Bir gol, bir asist ya da başka bir şeyle süsleyemediyse de ben Ferdi'ye 10 üzerinden 9 veririm arkadaşlar mücadelesine. Ara 10. Evet. Konuşmam gereken nokta bu. Gelmeden ben de dahil birçoğumuzun çöplediği, işte sürü psikolojisiyle hareket ettiğimiz ya arkadaş adamların kendi adamları ıslıklıyor. Demek ki kötü. Jesus olmayınca kötü diyen gruba karşılık da ya adam kötü. Galatasaray onu getiriyor. Beşiktaş onu getiriyor. Bizimki bu. Elde Crespo var. Bu adam Crespo'dan daha mı iyi derken. Dün canlı yayında da söyledim ama bazı arkadaşlarım sabote etmek için taklalar attılar. Yine söylüyorum takla atmasın kimse. İzlediğim 3 resmi maç üzerinden söylüyorum. Ben normalde 450 dakika izlemeden futbol hakkında yorum yapmam. Ama 3 resmi maç üzerinden söylüyorum. Crespo'dan daha iyi. Neyi çok iyi? daha iyi hocam? Top çalışı daha temiz. Top dağıtışı daha temiz. Oyun görüşü. Hani nasıl anlatayım? İnceyi görüşü. Semih Saygıner bilirsiniz değil mi? Bilardo'cu. Yani o inceleri görür. Çok iyi görür Semih Saygıner. İnceyi görüşü Crespo'dan çok daha iyi. Hız. Ee, yani top kazanma. Hız. Kısa pas. Uzun pas bütün alanlarda Crespo'dan daha iyi. Niye Crespo'yu yedeklediğini de net olarak gösteriyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Umarım böyle devam eder. Hocam böyle devam ederse, böyle devam ederse hani biz Crespo için bugün 8'leri 9'ları konuşuyoruz ya. Belki Crespo için 8'leri 9'lar değil 6'ları 7'leri konuşuruz ama belki Arrao için onları konuşuruz. Henüz erken konuşmak için yine de söyleyeyim. Zayt yerine 60'ta Crespo'ya bırakmış. Olsa da enerjisi, dinamizmi, topu öne taşıması, hücumu düşünmesi, öndekilerle uyumuyla benden 10 üzerinden 9 aldı. Bu arada Arao 10 aldı, bilginiz olsun. Crespo oyuna sonradan girdi, çok fazla anlayamadık. Yine de 10 üzerinden 6 vereyim. Yani sonuçta 30 dakikaya yakın top oynadı. Emre Mor ve Buruma. Her iki futbolcuya da 10 veriyorum. Birisi 60'a kadar oynadı, birisi 60'tan sonra oynadı. Hocam Allah aşkına burumayı niye övüyorsun? Dün bak senin takipçinin biri maçı izlemiş, beğenmemiş. Maalesef arkadaşlar yani 25 bin kişinin olduğu kanalda maçı izlemeden de izledim diyenler çıkabilir. Ee, sürü psikolojisini hareket edenler. Mesela ben desem ki bu Gustavo Yenike kötüydü desem emin olun birçok yorum olacak altta. Kötüydü evet ben de beğenmedim. İlk maçıydı sıkıntıydı. Bak çok iyi değildi Onu söyleyeyim. Çok umut vermedi bana. Çok iyi değil ama geriden oyun kurma becerisi süper. Birebir de adam tutmada ben fiziğini beğenmedim. Yani beğenmedim derken yeterli bulmadım. Süperlikte sıkıntı yaşatır. Hızını yeterli bulmadım. Bilginiz olsun. Emre Mor'la Buruma'nın özelliği şu. Buruma oyuna sonradan girip dinamizm kattı. Rakip 10 kişi kalmasaydı eminim geride boşluk görecekti. Bakın rakibin 10 kişi kalması Fenerbahçe'nin zararını oldu. Çünkü adamlar 2-0 geride. 10 kişi kalmışlar. Ne yaptılar? İyice geriye yaslandılar. Eminim. Bak çok çok ama çok eminim. Adamların teknik direktörü müthiş cesur. Ben bir şey söyleyeyim mi? Süper Ligteki teknik direktör. Hep kalbur üstü teknik direktör. Hep kalbur altı teknik direktörler var. Al sana teknik direktör. Getir. Sabret projede 10 seneli bekleyeceğimde 10 sene bu teknik direktörümde bak neler yapar. Al sana kalbur üstü teknik direktör. Harbi söylüyorum Süper Lig'deki birçok teknik direktörden iyiydi. Neyse bu romanın dediğim gibi etkisi. Emre Mor ilk golü attı. ikinci golün bence asistini yaptı. Bana kalırsa. Çünkü orada o faulü almak beceri işim. Ee, ne kadar da canlı yayınımıza Fenerbahçe taraftarı dışında isimler gelse de sıkıntı. Arkadaşlar bakın. Çok uyarı geliyor. Hocam kızıyorsun ediyorsun. Arkadaşlar tamam kızmayayım. Direkt ahlaksız, edepsiz, konu dışı olan yorumlarda direkt engelleyeyim, Hiç kızmayayım. Sonra bana yalvarmayın ama. Demeyin ki ya hocam ne dedik sen de hemen engelliyorsun demeyin. Anlatabiliyor muyum? Bir de şu öneride bulunayım. Espri yapıyorsanız lütfen sonuna gülücük emojisi vesaire koyun. İnsanlar onun espri olduğunu anlasın. Anlatabiliyor muyum? Yani gülücük emojisi falan koymazsanız dün bir arkadaş çok çok tepki gösterdiler bana diyor. Ben espri yap dedim. Ya sen oraya yaptığın espriyin insanlar espri olduğunu anlaması için emoji koyman lazım diye düşünüyorum. Lincoln Enrique 10 üzerinden 1 bir de yanına 0. Yani e, açıklamaya gerek var mı? Rossi 10 üzerinden 2. 2 Yok yok şaka yapıyorum ne ikisi ya. İki desem hemen bak sürü psikoloji. Evet hocam ya Allah belasını versin hiç beğenmedim. Gönderin bir an önce satın gitin nereye gidiyor. On üzerinden 8. Arkadaşım Rossi'nin bak Rossi'nin birinci öncelik ne? Topu ileri taşımak. Şu elimde göstereyim orası. Ya da resim sen bir dur. Topu öne taşımak. İkinci öncelik ne? Öne taşıdığı topu içeri kat etmek. Yani içeri taşımak. İçeri çevirmek. Topu öne taşıdığı pozisyon oldu. Mesela ilk gole bakın. Topu öne taşıdı. İçeri de çevirdi. Asistin asistini yaptı mı yaptı. Bitti. Ya bazı topçular 5 dakikalıktır. Mesela Kerem Aktürkoğlu 5 dakikalık topçudur. Alex 5 dakikalık topçudur. Gerçi çoğu vicdansız da 5 dakika değil 10 dakika oynadı mıydı biz neler izliyorduk. Anlatabiliyor muyum? Ali Şansalan 5 dakikalık topçudur. Ali Ali Maçalan. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar 5 dakikalık topçudur. 5 dakika oynarlar. Takımlarına galibiyeti hediye ederler. Sonra geri çekilirler. Böyle ya da takımlarına katkıda bulunurlar. O kadar da kötü değil Rossi. Birebir mücadelelerde yıkılıyor şöyle böyle falan filan. Arkadaşlar asli görevlerini yapıp yapmaması lazım. Mesela Serdar Dursun 60'ta oyuna girdi. Bana biriniz anlatabilir misiniz? Serdar Dursun maçta hangi pozitif hareketi yaptı? Ya da ne yaptı? Ben Serdar Dursun'a puan vermeyeceğim. Hiçbir şey anlamadım. Valencia. Evet. 10 üzerinden 3. Pres. Yetersiz. Koşu yetersiz. Top kontrol yetersiz. İkili mücadele başarısı yetersiz. O oyuna adaptasyon yetersiz. Yani kendini oyuna vermeyen öyle hani takılıyorum. Ben hani gideceğim. Hani askerde olur ya bu şafaktan sonra ben mi oynayayım falan. Diyen bir oyuncu tipi. Ya bu bağ bitmiş ya. Bazı evliliklerde olur ya. Bu evlilik bitmiş dersin. Bence bu evlilik bitmiş. Ya bana da kızmayın. Arda Güler. Yüksek konsantrasyonla oyuna girse de alçalan bir grafiği var Arda Güler'in. Sebebi ne biliyor musunuz? Yüksek beklentiniz. Haftalardır hatta aylardır söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı tribünde şunu söylüyor. Evet skor 2-0 Arda Güler girer. 3 yap 3. asistini yapar. 4. kesin atar. Böyle yapa 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 oyuncuyu aşağıya çekiyorsunuz. İnşallah bunu anlarsınız. İnşallah bunu anlarsınız. Ha oyuncu yetenekli mi yetenekli Hocam peki yukarı çekmek için ne yapacaksın? Yukarı çekmek için maçın başında alkışla. Oyuna girdi miydi? Olumlu hareketinde alkışla. Arda arda diye bağırma. Oyuncuyu da şımartırsın. Senden yani söylemesin. Evet puanlamamız bitti. Kısa kısa birkaç bilgi daha söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu dün korkuttu. Yani 77'de yerine e, ee, Noah bıraktı. Altay Bayındır zaten sakat. Mert Hakan Yandaş biliyorsunuz kurşun yediği için yok. İsmail Yüksek'te kart cezalısıydı. Ve Ferdi Kadıoğlu 11'de başladı ama 72. dakikada bir darbe aldı ve 77'de oyundan çıktı. 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniye Spor ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği çekilen MR sonucunda belli olacak. O da bugün belli olur. Yeni transferler göz doldurdu diyor haberde. Ee, kısa olarak şunu belirteyim. Fenerbahçe 3-0 kazandı. 1 kazandığı rakip süper lig seviyesinde mi? Bence değil. 2. Kazandığı rakibi çok büyütmemek lazım. Kabul. Ama küçük de görmemek lazım. Süper Lig'in şampiyonuyla 2-2 berabere kaldı bunlar dediğin zaman gülüyorlar. Hocam Trabzon'a laf soktu diyorlar. Laf sokmaya, şunu bunu sokmaya bir şeye gerek yok ki. Hazırlık maçlarını Şampiyonlar Ligi maçı olarak gören bir Türk toplumu var kardeşim. Şampiyonlar Ligi olarak gören bir Türk toplumu Hocam oynaya oynaya bunlarla oynadık. Allah'ını seven bunlar bizim seviyemizdeki takımlar mı dediniz? Dinamo Kiev maçını ezdik. Bu sefer de diyorsunuz ki ben sonuca bakarım. Siz sonuca bakın. Bak dost acı söyler. Dinamo Kiev maçındaki oyuna 10 üzerinden 10 veriyorsam dünkü oyuna 10 üzerinden 4 veriyorum ha. Bak 10 üzerinden 4 veriyorum. Dünkü oyun Dinamo Kiev maçındaki kadar kaliteli değil de. Harbi söylüyorum kaliteli değildi. Niye? Sebebini de anlatayım. Rakip 11 kişi savunma yaptı. Hocam Kiev'de yapıyordu. Kiev 11 kişi savunma yaparken 6 kişinin 7 kişinin hücuma çıkma planları yapıyordu. Hani tetikte bekliyordu. Sen tetikte bekleyen takıma karşı daha ciddiydin. Dün bunlar lan bunlar çatada keklikler. Lan. lan oğlum İrfancan'ın parası bunlara satın alır falan yaparsan yarın sıkıntı yaşarsın. Ümraniyespor'dan Süper Lig'deki bütün takımların piyasa değeri Fenerbahçe'den düşük. Sakın bu salaklığı bir daha yapmayalım. Bak bu salaklıktır. Rakibi küçük görmek en büyük salaklıktır. Sakın bunu bir daha yapmayalım. Ben dünkü oyunu beğenme. Şimdi diyecekler ki hocam her şey iyi giderken sen de limon sıkıyorsun. Alakası yok. Her şey iyi gitti. Ben bir şey söyleyeyim. Kiev maçındaki oyun oynasaydık dün 12-0'dı maç. Hadi biriniz yalan deyin. 12-0 maçı kazanırdık. Kiev maçındaki oynasaydık. Ah, kart cezası var. Sakatlıklar var. Hani İsmail, Joshua King. Mesela ben Joshua King'in sakatlığına sevindiydim hatırlıyor musunuz? Sonra bana dediniz ki ya hocam sen de yani ahlaksızlık değil mi bu? Futbolcunun sakatlığına sevinilir mi? Ya bilmiyorum. Bir Joshua King'in hani henüz hazır olmadığı görüşündeyim. Lincoln'un daha hazır olduğu görüşündeyim. Al buyur. Şimdi <laughs> Ümraniye maçı. Benzer iki takım. Ha Slovaçko ha Ümraniye. İkisi de benim gözümde aynı. Niye aynı? Piyasa değerleri hemen hemen aynı. Fakat Ümraniye'yi çalıştıran hocanın koyu çalıştıran hocaya göre hocalık yetisi nedir? bilmiyorum. Ümraniye kim çalıştırıyor ben bilmiyorum mesela. Bilmiyorum. Dün internetten baktığımda bir gördüm Serkan Kırıntılı kale'de. Hani ilk maçta 80 tane kurtarış yapacağından hepimiz eminiz. İnşallah golü erken buluruz da ya da Serkan Kırıntılı hatalı bir gol yer de moral motivasyonu diyor. Hocam hatalı gol yerse şike derler. Normal kazansan da diyorlar zaten. Sürü psikolojisi. Bir tanesi ortaya bir şey attım ya de bitiyor. Mesela Emre Mor. Bunu söyleyeyim. Zulavaçko maçında müthişti. Adam Dinamo Kiev maçında oyundan aldı. Ve intikamla besletti. Başka teknik direktör olsaydı bu verim alamazdı. Belki Emre Mor çıkarken el kol hareketi yapardı. Hayırdır lan daha yeni aldım falan diye. Anladınız mı otoriteyi? Ha oyundan çıkma nedeni fiziksel iyi de başlamıştı. Oyuna iyi başladı ama 10 dakika sonra iyi hissetmediğini söyledi falan filan. Rakip peki takip etmekte sıkıntılar yaşıyordu. Ben de değişikliği yaptım. Oyuna girenlerden memnunum demişti hatırlarsanız. Bu kez 11 başlayıp siftah yaptım. Volkan Demir'e de teşekkür mesajları paylaşımı. Lincoln ilk kez 11'de başladı. 2 gol 1 asist. Müthiş bir başlangıç. Dilerim devamı da böyle olur. Ama Fenerbahçe turun kapısını aradı. Bu arada Lincoln demişken 27 Temmuz 2022 Serdar Ali Çelikler. Ne burumazı abi? Emre Mor nereden çıktı? Lincoln kim? Ayırdır sözleşme mi az geldi? Bunu Jesus'a diyor. Sözleşme mi az geldi? Para mı lazım? Bu oyuncuları getirtiyorsun derim ben yönetimin yerinde olsam. Anladınız mı? <laughs> Buradan komisyonculuk vesairecilik de çıkıyor. Arkadaşlar, canım arkadaşlarım beni de izlemek zorunda değilsiniz. Başkasını da izlemek zorunda değilsiniz. Ama Fenerbahçeyi izlemek zorundasınız. Fenerbahçeyi siz izleyin, siz yorumlayın. Sürü psikolojisine hareket etmeyin. Biri kötü diyor, tamam kesin kötüdür demeyin. Biri iyi diyor, kesin iyidir demeyin. Ya siz Müslümansınız, yani çoğunuzun olduğunu düşünüyorum. Araştırmadan, bilip bilmeden yorum yapmayın. Bu size yalan olarak yeter etmeyin, eylemeyin. Bakın. Adam Buruma diyor kötüydü diyor. Niye kötüydü diyor? Top kayıplar yaptı. Bir tane çalım mı attı diyor. Lan 6 tane mi 7 tane mi çalım attı diyorum. Ses yok. Ya maçı izlerken bak. Maçı izlerken art niyetle izlemeyin. Hocam ne demek istiyorsun sen? Biz Fenerbahçeliyiz. Bizde art niyet olmaz. Tabi tabi. kendinize avutun. Çoğunuz art niyetli izliyorsunuz maçı. Aman ara o hata yapsın da laf sokuyum. İşte Mustafa Hoca kimi beğeniyordu geçen sene? Rossi'yi beğeniyordu. Berisha'yı beğeniyordu. Aman Rossi kötü oynasın da laf sokuyum. Rossi'nin gol asist yaptığı maçlara bakıyorum arkadaşlar. Yorumlarda şey var. Aslında o oynayabilir iyi topçu. Fiziğini geliştirmesi lazım. Rossi'nin kötü oynadığı maçlarda yorumları görseniz. Al. Mustafa Hocam seninki. Salak. Geri zekalı. Benimki değil. Hepimizinki. Angut. Hepimizin topçusu. Lincoln bugün her maç gol asist yapsa benim kim olacak? Fakir taliskası diye getirten benim. Bakın görün bakın fakir taliskası eğer tutarsa taliskadan maliskadan daha iyi yerlere gelir diyen benim. Salak adam tutarsa hepimiz için iyi. Emre Mor geldiği zaman ben ne dedim? Kara yükselen bir grafik var. Milli takım zamanında Fatih Terim zamanında ben şey diyordum Messi'den falan daha iyi topçu olur diyordum. Ama geriye giden bir yeme vardı. Şimdi şunu söylüyorum. İleri giderse Emre Mor. Mustafa Hoca'nın mı Emre Mor olacak hepimizin? Arao. Bugün övüyorum. Belki yarın kötülediğim maç olacak. Arkadaşlar maç maç. Adamı maçta kötü oynarsa kötü diyeceğim. Rossi geçen sezon en çok arkasında duran benim. Bu sezon diyorum ki 9 artı teklif varsa satın. Bu penzayı alın. Bu penzayı alın. Hala diyorum ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Yani bu penzayı alın. Yani başka ne? Crespo. Ben olsam Crespo'yu satmam. Satmam. Lig uzun bir maraton. Dün gördüğünüz 5 oyuncu değişikliği. Hiçbirimizin beklemediği oyuncu değişiklikleri oldu belki de. Ben 60'ta kesin Arda Güler oyuna girer diyordum 2-0'dan sonra. Ne oldu? Mesela Ferdi. Beklenmedik sakattık. Lig uzun bir maraton. Takımımıza desteğinizi eksik etmeyin. İsmail üstek, Ümraniye maçında geri dönecek. Bakalım dünün iyisi Zayslan başlayacak. İsmail Yüksek'ten başlayacak. Bence İsmail Yüksek'te başlayacak. Ümraniye maçında da İsmail Yüksek 11'de diyorum. Öyle bir tahminde bulunayım. Arda Güler için de ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Ee, bana da gelmişti. Birçok arkadaşımıza da gelmişti. Slovaçko maçında 11'de diye. Bence ikinci maçta 11'de oynar. İkinci maçta ilk 11 başlar. 3-0 yenmişsin. Oynat. Mesela arkadaşlar bakın rotasyon böyle yapılır. Rotasyon böyle yapılır. O sahi robot değil. Ümraniye maçında oynat. Kasımpaşa'nın zorlu bir yani Kasımpaşa'da zorlu bir lig maçım var. Oynat Burak Kapaca. 5 değişiklik hakkım var. Müthiş bir şey. Mustafa Yenike, Luhan Perez. Oynat. Al sana deneme maçı. İrfancan. Can. Al sana deneme maçı. Ali Oski. E, listeye yazıldı diye biliyorum ama yanlış biliyordu olabilirim. Yazıldıysa al sana deneme maçı. Hazırlık maçı gibi resmi maç arkadaşlar. Hazırlık maçı gibi. Zayis Crespo al sana oynatma maçı. ikinci maçta oynat. Ümraniye maçında İsmail Arao. O maçta ikisini oynat. Buruma al sana ikinci maç. Mert Hakan iyileşirse Mert Hakan'ı deneyebilirsin. Başkasını deneyebilirsin. Yani ikinci maçta böyle bir maç olacak. Allah hakkımız ailesine versin. İzlediğiniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Siz de kendi puanlamanızı yapabilirsiniz. Bakalım kimler ne kadar vicdanlı. Görüşmek üzere.